Merhabalar arkadaşlar. AYT All Star deneme coğrafya soru çözümleriyle başlıyoruz. Diyor ki bize aşağıdakilerden hangisi doğal süreçlerde kesintiye neden olan ekstrem durumlardan biri değildir? Arkadaşlar ekstrem durum demek şu manaya geliyor. Doğaüstü bir olay, yani şöyle söyleyeyim, normal şartlarda görülüyor ama bunun üzerinde görülen bir olay. Misal örnek verelim. Normal günlük sıcaklık değerleri aşağı yukarı 30-35 derece civarında dolanan bir bölgede o gün içerisinde sıcaklık 50 dereceye ulaşıyorsa bu bir ekstrem durumdur. Ya da 1000 milimetre yağmur alması gereken bölgede o dönemde arkadaşlar 7000 milimetre, 8000 milimetre yağış aldıysa bu bir ekstrem bir durum olarak kabul edilir. Olması gerekenden fazlası demek arkadaşlar. Tsunamilerin %80'i Büyük Okyanus'ta meydana gelmektedir. Tsunami arkadaşlar şöyle söyleyelim. Ekstrem bir olaylardır zaten. Büyük dalgalar demektir. O yüzden bu doğru bir şeydir. Ekstrem durumlardan birisidir. Doğu Afrika'da 2011 yılı son 60 yılında yılının en kurak dönemi olarak kayıtlara geçti diyor. Bu da bir ekstrem durumdur arkadaşlar. Çünkü 60 yılda en fazla kuraklık yaşadığı dönem olduğunu söylüyor. 2008'de Hint Okyanusu'nun kuzey kıyılarını vuran Nargis kasırgası Myanmar'ı 2 gün boyunca etkisi altına aldı. Arkadaşlar zaten kasırgalarda yine bir ekstrem durum olmaya özelliği taşımaktadır. Özellikle Hint Okyanusu'nu vuran bir kasırga, yani Myanmar civarını eğer etkisi altına alıyorsa demek ki bunu kasırganın çok büyük bir alanda etki ettiğini söyleyebiliyoruz. O yüzden bu da bir ekstrem durumdur. 1883'te 4500 kilometre uzaktan duyulan Endonezya'daki Krakatoa volkanının patlamasıyla oluşan tsunami Sumatra adasını ne yapmıştır? Vurmuştur diye söylüyor. Arkadaşlar dediğim gibi tsunami ve yani gördüğünüz gibi patlama 4500 kilometre uzaklıktan duyulmuş ve ardından tsunami yarattıysa bu bir ekstrem olaydır. Ama dünyada her gün aletsel büyüklüğü 3'ten küçük 9000 deprem olmaktadır diyor. Arkadaşlar bu dünya üzerinde olağan bir durumdur. Yani bu günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Hatta girin Kandilli Rasathanesi'nin sitesine, şu anda bile deprem olmuş olabilir. 36. sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir diye sorumuz var. Yani yukarıya okuyalım. Sanayileşme, göç ve şehirleşme ile ortaya çıkan değişimler toplumda birçok iyileşme ile birlikte çeşitli çevresel ve ekonomik, yani çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açmıştır diye bir durumumuz var. Şimdi yani sanayileşmenin yapmış olduğu etkilerden bahsediyor. Sanayinin etkisiyle arkadaşlar tarım ve orman arazisi kaybı yaşayabiliyoruz. Altyapı sorunları yaşıyoruz çünkü o bölgeye göç arttığı için orada çarpık kentleşme olabilir. Bunun gibi ulaşım sorunları yaşayabiliyoruz. Bu artı bir sorunlardan bir tanesidir. Kadının iş gücüne katılım oranının artması. Arkadaşlar bu olumsuz bir durum değil yani. Yani sosyal bir sorun değil. Kadının iş hayatına katılması demek aslında bir pozitif ayrıcalıktır. İş gücü açısından ya da modernlik, gelişmişlik açısından önemli bir durumdur. Ama kültürel uyuşmazlık çatışmalara sebep olması ya da kentlerin doğal yaşam alanlarının aleyhine büyümesi gibi olaylar birer sorun olarak karşımıza gelir. Sanayileşmenin şehirlere yapmış olduğu etkilerden bir tanesidir. Ama kadınların katılımı değildir arkadaşlar. Şu soruya baktığımızda gençler ne olduğunu söyleyebiliriz. Parçada boş bırakılan yerde aşağıdakilerden sözü edilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir diye söylüyor. Haziran ayının ortalarında 2014 yılının en yüksek seviyesine ulaşan ham petrol, bakın bu çok önemli, ham petrol fiyatı yıl sonunda en düşük seviyelere gerilemiştir. Petrol fiyatlarında gözlenen bu keskin düşüşte rol oynayan faktörün en önemlisi ABD'deki yeni geliştirilen teknolojilere bağlı olarak maliyetlerin düşmesinin etkisiyle kaya petrolü üretiminde gözlemlenen hızlı artıştır. Ayrıca Irak ve Libya'da petrol üretiminin sekteye uğraması beklenirken her iki ülkede de üretimin artması fiyatlardaki düşüşe etkili olan gelişmelerden birisidir. Son olarak Kasım 2014'teki toplantısında ... örgütü üretim kotasını azaltmama kararı alması yılın son ayında petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırmıştır diyor. Arkadaşlar petrolle ilgili bir şey varsa onun da cevabı OPEC'tir. Neden? Çünkü OPEC'in açılımı petrol ihraç eden ülkeler örgütüdür. Yani bu yani İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Kuzey Anadolu, yani Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü ya da Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü OECD
Bunların hiçbir tanesi petrolle ilgilenmiyor. Daha doğrusu yani uzaktan bir şekilde ilgileniyor ama petrol ihraç eden ülkeler, yani yukarıda bana petrolü anlatıyorsa ve aşağıda şıkta petrolle ilgili bir tane OPEC veriyorsa cevabımız OPEC olacak gençler. Başka kaçarı yok. Şimdi 38. sorumuza baktığımızda grafikte 1, 2, 3 numarayla gösterilen bölgeler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım. Grafikte Asya, Avrupa, Kuzey Amerika gibi 3 büyük ticaret bölgesi ve bunların 2016 yılı dünya ticaretindeki payları gözlemlenmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi ne olursa olsun gençler, bakın bunu sakın ama sakın unutmayın. Dünya ticaretindeki ihracat ve ithalat oranının en yüksek olduğu kıta Avrupa'dır gençler. Bakın unutmayın bunu. En yüksek olduğu kıta her zaman Avrupa olacaktır. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Şimdi ikincisi ise Asya gelir. Çünkü neden? Evet, Avrupa tüketimin fazla olduğu bir yer, doğrudur. Asya'da ise arkadaşlar ne olacak otomatikmen? Yani nüfus kalabalığından dolayı ikinci sıraya gelecektir. Çünkü Asya arkadaşlar yaklaşık 4 milyar nüfusa sahiptir ve bu da dünyadaki ticaretin yani payının yüksek olması anlamına gelebilir. Çünkü petrol burada çoğunlukla çıkıyor. Ondan sonra Çin gibi, Hindistan gibi büyük sanayilerin geliştiği büyük ülkeler var. Ya Türkiye buraya dahil bile etmiyorum daha, bakın bir de onu ekleyeceğiz. Daha bunun gibi birçok ülke eklersek yüksek bir oran elde ederiz. Amerika bunların arasındaki en düşük paya sahip olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne olacaktır. 39. sorumuza baktığımızda bu bölgelerin hangi ikisinde hem tarım hem de sanayi faaliyetleri diğerlerinden daha fazla gelişmiştir diye bir sorumuz var. Hem tarım hem de sanayi arkadaşlar. İkisini birlikte düşünüyoruz. Bir kere Adana yöresini sayabilirim çünkü hem tarım var orada hem de tarıma dönük sanayi var. Bir de arkadaşlar 2 numarayı söyleyebiliyorum. Neden? Çünkü burası Bursa ilini veriyor. Bursa ilinde sanayi çok gelişmiş. Evet doğrudur. Artı tarım da gelişmiş durumdadır arkadaşlar. Tarım da sektöründe de Bursa ilinin birçok üretim kısmında üst seviyelerde yer aldığını Türkiye İstatistik Kurumu bizlere veriyor arkadaşlar. Muğla tarafında turizm daha ön plandadır. Sanayi çok büyük bir ön planı yoktur. 4'te yine aynı şekilde sanayi çok ön plana gelmez. 5 numarada Trabzon civarında yine sanayi çok ön plana gelmez. Ama 2 ve 3 bizim için şu an biçilmiş kaftan. Evet, sosyal bilimler 1'in son sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre bilincinin geliştiği bir ülkede yapılan uygulamalardan biridir diye sorumuz var. Çevre bilinci, bakın çok büyük önemli bir şey var. Çevre bilinci gelişmiştir diye soru sorulmuş. Yani bildiğiniz bize yorum yaptırtıyor arkadaşlar. Kesilen her ağacın yerine yenisinin dikilmesi. Bu kenarda kalsın. Evet, bu doğru bir şık çünkü. Kenarda kalsın bakalım diğer şıklar ne diyor. Elektrik enerjisi üretiminde kömür yerine petrol ürünlerinin kullanılması bu çevre bilincini yani gelişmesi anlamına gelmez. Eğer bize güneş enerjisi deseydi o zaman olurdu arkadaşlar. Akarsu yataklarının yerleşim alanlarının dışından geçecek biçimde değiştirilmesi. Ya yani akarsu yataklarını niye değiştiriyoruz arkadaşlar? Bakın yerleşim alan burada genelde öğrencilerimiz burada yanlış okuyorlar. Akarsu yataklarının yerleşim alanlarının dışından geçecek biçimde değiştirilmesi derken yerleşim alanlarının akarsuyun dışına atalım diye anlıyorlar. Bu da en büyük hatalardan bir tanesi. Burada akarsuyun yatağını değiştiriyorsunuz. Bu çevre bilimi için çok büyük tehlikedir gençler. Sanayi olduğunu temin etmek için kesilen ormanlık alanların tarım alanlarına dönüştürmesi arkadaşlar, bu zaten ormanların tarım arazisine dönüştürmesi bir hataydı. Biliyorsunuz ki hala da devam eden bir hata sürecidir. Çevre bilinci yok diyoruz biz bunlara. Deltalardaki bataklık veya sulak alanların kurutularak liman veya da sanayi alanına çevrilmesi tarım arazilerini kapatmaktır. Doğal bitki örtüsünü, doğal tabitatı, ekosistemi bozmak demektir. O da yine bilinci ortadan kaldırır ama kesilen her ağacı yerine dikebiliyorsanız ne olacaksınız arkadaşlar? Siz bir çevre bilimcisisiniz. Çevre bilinci vardır diye söyleyebilirsiniz. Evet gençler, sosyal bilimler 2, yani şu anda sözel kısımlarının sorularına baktığımızda gençler 12. sorumuzda başlıyoruz. Biliyorsunuz 12'den başlıyoruz orada da. Doğal koşullara dikkate alındığında tundra, bakın tundra yüksek yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Kutup altına gidiyoruz. Biyomunda aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin az olmasına neden olan temel etkendir? Arkadaşlar, yani tundra biyomunun
Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, en büyük etmenlerinden bir tanesi sıcaklıktır. Yani çok az bir sıcaklığa sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu sebepten dolayı gençler, ya yani su biyomlarına bakacaksak da, yani özellikle su biyomlarını değerlendirirsek, tundra bölgesinde ya da bitki örtüsünde değerlendirirsek, gençler, donmuş bir toprak vardır. Yani burada ne diyor bana biliyor musun? Sıcaklık çok düşüktür burada diyor. Bu da diyor su dolaşımını engelliyor. O yüzden canlılar yaşayamıyor diyor. Ama bakın, nem oranının düşük olması, fotosentez olmaması, şiddetli rüzgarlar ya da yağışın az olması, bunlar temel etmen olarak kabul edilmez. Sıcaklık temel etmendir. Biz burada neyi arayacağız? Sıcaklık düşük olduğunu bize ispat eden şıkkı arayacağız. E şıkkı bize bunu ispat ediyor gençler. 13. sorumuza bakıyoruz. Küresel iklim değişimi ile ilgili ileri sürülen yukarıdaki görüşlerde belirtilen hızlı değişimin baş nedeni hangisidir diye söylemiş arkadaşlar bize. George Plaender, bizler artık kimi artık iklimi belirleyen süreç üzerinde etkili olabilen jeolojik unsurlarız diyor. Daniel Fitch diyor ki normal koşullar altında jeolojik zaman ölçeğinde meydana gelen olaylar artık insan ömrü kadar kısa bir dönemde gerçekleşiyor. Yani arkadaşlar ya bu olayın bir tek faktörü var. İnsanların etkisi olması lazım gençler. Yani insanların olayları neticesinde bu iklim değişiklikler çok fazla meydana geliyor diye söyleyebiliriz. Demek ki şıklarda bunu arayacağız. Buzulların hızla erimesi, evet, insanların faaliyetidir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu hızlı olması için temel bir sebep değil. Yani buzullar eriyor. İklim değişikliğinin temel nedeni buzulların erimesi değildir. Ormanların tahrip edilmesi değildir. Volkanik püskürmelerdeki zaten doğaldır arkadaşlar. Kasırga ve hortumların fazla görülmesi, bunlar doğal süreçlerdir. Ya bunlar yaşanacak. Ama yukarıda bana insanların etkisinden bahsediyor. İnsanların bir etkisi varsa sera etkisini artıran gaz salınımıdır. Yani karbon gazının yoğun bir şekilde artırılmasından kaynaklanıyor. Ki o yüzden hızlı bir değişiklik yaşandığını bizlere söylüyorlar. 14. sorumuza baktığımızda arkadaşlar, bu ülkelerden hangisinin zengin yeraltı kaynaklarına sahip olup bu kaynakları etkin biçimde kullanarak gelişmiş olduğunu söylenemez diye bir sorumuz var. Yani zengin yeraltı kaynakları. Yani baktığımızda aslında dikkatimi çeken bir ülke var. Arkadaşlar, Kanada'nın zengin yeraltı kaynakları vardır, doğrudur. Rusya'nın çok zengin yeraltı kaynakları vardır, doğrudur. Norveç'in yine aynı şekilde çok zengin yeraltı kaynakları vardır. Ondan sonra Avustralya'nın yine aynı şekilde, ama Japonya gençler, bakın Japonya 2. Dünya Harbi'nde kaynak sıkıntısı yaşadığı için Çin'i işgal etmiştir arkadaşlar. Çünkü ada ülkesisiniz. Adada bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü kaynağınız yok arkadaşlar. Bir tane adanız var. Kömür çıkarabildiğiniz başka da bir adanız yok. Böyle yeraltı madeni çıkarayım, onu yapayım, bunu yapayım dediğiniz bir alanınız yok gençler. Düşünün. 15. sorumuza baktığımızda bir grafik yorumlama olduğunu söylüyoruz ve nüfus sorusu olduğunu görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz diye söylüyor gençler. Diyor ki bana, Türkiye'nin 2023, 2050, 2075 yıllarına nüfusun yaş gruplarına tahmini dağılımları gösterilmiştir. Şimdi bu senaryoya göre verilen yıllarda yaşlı nüfus oranı artacak, genç ve yetişkin nüfus oranı azalacaktır diyor. Arkadaşlar, burada diyor ki yaş gruplarını verdiyse, şimdi 0-14 yaş grubu 2023'de işte 20'lerdeyken 2050'de düşecek, gittikçe düşüyor diyor. 15'ten 64'e kadar gittikçe düştüğünü söylüyor. 65 yaş üstünü de gittikçe tırmandığını söylüyor arkadaşlar. Ya bu durumun nedenlerinden biri olamaz. Hızlı nüfus artışı ortalama ömür uzadığı için olur arkadaşlar. Ölüm oranlarının düşmesi aynı şekilde olur. Doğum oranlarının azalması olur, sağlık hizmetlerinin gelişmesi olur, ama hızlı nüfus artışı gençler bu tabloyu bize çıkarmaz. Hızlı nüfus artışı başka grafiklerde yorumlanır arkadaşlar. Buradan hızlı nüfus artışı ile ilgili yorum çıkarmanız olanaksızdır gençler. 16. sorumuza baktığımızda buna göre Türkiye'de aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili belirlenmiş bölgeler işlevsel bölge kapsamında ele alınamaz diyor arkadaşlar. Ele alınmaz diye bir sorumuz var. İşlevsel bölge neymiş bakalım? Mal üretimi, yani tüketim ürünleri, ham madde ve sanayi üretimi dışında fonksiyonelliğin öne çıktığı hizmetlerle ilgili bölgelerdir. Arkadaşlar, hizmet işin içerisinde değil mi? Ulaştırma, ticaret, güvenlik ve sağlık bir hizmettir.
Ama biz tarımı hizmet olarak kabul etmiyoruz. Tarım bir ekonomik faaliyet koludur. Yani birincil ekonomik faaliyet koludur. O hizmet değildir gençler. 17. sorumuza bakalım. Bu bölgelerin hangisinde yerli veya yabancı turiste yönelik termal turizmin geliştiği söylenemez. Arkadaşlar, termal turizm yani nedir bu biliyor musunuz? Yer altından çıkan sıcak sular. Şimdi 3 numaralı bölge Afyon. 2 numaralı bölge Yalova, işte Bursa Gemlik arası orada termal bölge var. 1 numaralı alan nedir? Gençler Aydın. 5 numaralı alan Erzurum. 4 numaralı alan Adana. Arkadaşlar delta sahalarını göstermiş bakın Adana'da. Bakın bu delta sahalarında bunları göremezsiniz. Ama Afyon, Yalova civarı, ondan sonra Aydın ve Erzurum'da sıcak jeotermal turizm vardır gençler. Bunun haricinde Manisa'da belli bölümde vardır, Balıkesir'de vardır. Ondan sonra gençler İzmir'de vardır. İşte Afyon'da saydık, Uşak'ta var, Denizli'de var. Ondan sonra gençler Kütahya'da var, bakın Eskişehir'de var, Bilecik'te var. Bakın birçok yerde var. Bolu Gene'de taraflarında bile var. Ama nedir? Adana yöresinde bulamıyoruz. Orası bir genç oluşumlu arazimiz değil maalesef. 18 numaraya baktığımızda arkadaşlar yüksek gelirli ülkelerde kaba ölüm oranının en yüksek olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Kaba ölüm yani sadece ölüm oranı arkadaşlar. Diyor ki Dünya Bankası gelir gruplarına göre kaba ölüm oranlarını bindirik şekilde göstermiştir. Yüksek gelirli ülkelerde kaba ölüm daha fazla arkadaşlar. Şimdi bunun sebebini bizlere soruyor gençler. Çünkü yüksek gelirli ülkelerde arkadaşlar dünya yani bir nevi gelişmiş ülkeler diye kabul ediyoruz. Şimdi gençler gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranı fazla değil mi bizim için? Evet, yaşlı nüfus oranı fazla. Yaşlı nüfus oranı fazla ise gençler otomatikman nedir? Ölüm de fazla olur. Yani kaba ölüm sadece yaşlı ölümleri demektir gençler kaba ölüm. Yani bu da yaşlı nüfusuyla alakalıdır. Suç oranı ya da nüfusun fazla olması, dışarıdan yoğun göç alması ya da aşırı beslenmeye bağlı sağlık sorunları diye bir şey söyleyemezsiniz. Yaşlı nüfus demek zaten ölüme yakın. Bir gözü toprağa bakıyor demektir gençler. 19. sorumuza baktığımızda aşağıdaki ülkelerin hangisinde turizmin gelişmesinde zengin tarihi mirasa sahip olmanın payı en düşüktür diyor arkadaşlar. Bakın bu soru aslında çok kolay bir soru gençler. Çünkü İtalya, ondan sonra Mısır, İspanya, Hindistan bunların tarihi geçmişlikleri var. Çok önemli yerleri var ama Avustralya daha yeni keşfedildi. Bunun tarihi bir geçmiş durumu yok arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bursa olacak. 20. sorumuza bakalım gençler. 20. soru aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın özelliklerinden biri değildir diye sorumuz gelmiş. Bakalım neymiş sorumuzun cevabı. Kişi başına düşen milli geliri yüksektir. Evet doğrudur. Taş kömürü ihtiyacını ithalatla karşılar. Bir kenarda kalsın gençler. Avrupa'nın en büyük ekonomik gücüdür. Evet bu da doğrudur. Avrupa'nın en büyük ekonomik gücüdür. Dünya otomobil ihracatında ön sıralarda yer alır. Evet bu da doğrudur. Biliyorsunuz Mercedes, Volkswagen gibi önemli araba markalarına sahiptir. Porsche gibi arkadaşlar önemli araba markalarına sahiptir. Tarımda modern yöntemler kullanarak yüksek verim elde eder. Evet bu da doğrudur ama şöyle söyleyeyim. Taş kömürünün ihtiyacını ithalatla karşılar diyor. Arkadaşlar Almanya taş kömürünü Alsace-Lorraine denilen o bölgeden yani çıkarıyordu. Ama artık taş kömürü ihtiyacı diye bir ihtiyacı kalmadı Almanya'nın. Yani %90 oranlı bunu ya nükleere döktüler ya işte hidroelektriğe döktüler ya işte güneşe, rüzgara döktüler. Yani adamlar fosil yakıt kullanımını azalttılar. Bu da otomatikman onların taş kömürüne ithalat yapmasını zemin hazırlamayı bıraktı arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa olacak. 21. sorumuza bakalım. Bu durum iki ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Chicago Üniversitesi'nde bağlı hava kalitesi yaşam endeksi işte AQI dünyanın en çok hava kirliliğine sahip 10 kentin sıraladı. Rapora göre dünyanın en kirli havasına sahip kent Hindistan'ın yani Delhi başkenti arkadaşlar. Olurken ikinci sırada Çin'in Pekin yine başkent. Üçüncü sırada ise Hindistan'dan Kalküta kenti yer aldı. En kirli havasına sahip 10 kenti arasında Çin ve Hindistan ikişer kent bulunmaktadır diye bir yukarıda bilgi vermiş arkadaşlar. Ve demiş ki hangisiyle açıklanabilir? Şehirleşme oranının fazla olması, nüfus yoğunluğunun fazla olması, sanayileşme sürecinin geç başlaması, yabancı sermaye yatırımlarının fazla olması, fosil yakıtların tüketiminin fazla olması. Arkadaşlar
Hava kirliliğine sebep olan şehirleşme oranı ya da nüfus yoğunluğu, sanayileşme sürecinin yani onu bir kenara koyalım, yabancı sermaye yatırımlarıyla bağlantı kuramazsınız. Tamam, sanayi ile bağlantı kurarsınız, doğrudur. Fosil yakıt kullanımı mı yoksa sanayiye geç başlaması mı? Arkadaşlar, sanayiye geç başlaması demek hava kirliliğinin aslında az olması anlamı taşıyacak. Ama fosil yakıt kullanımı hava kirliliğinin bu kadar fazla olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden cevap Edirne olur. 22. sorumuz ve artık sosyal bilimler, coğrafyada son sorumuz gençler. Bu olumsuz etkilerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? Teknolojik gelişmelerle birlikte alınan tedbirler nükleer santrallerde kaza riskini sıfır denecek düzeye kadar indirmiştir. Buna karşılık bu santrallerin çevreye olumsuz etkileri yok edilememiştir. Arkadaşlar, adı üzerinde değil mi? Nükleer santraller. Yani biz bu nükleer santrallerde yaşadığımız en büyük sorun nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Reaktörün soğutulması ya da atık suların yani arıtılarak doğaya tekrar verilmesi, yani atmosfere uçucu madde bırakılması ya da radyoaktif madenlerin çıkarımı ve taşınması, bunlar konusunda sıkıntımız yok. Ama kullandığımız nükleer enerji kısmını ya da yakıtların posasını, fazlalık kısmını nerede depolayacağız arkadaşlar? Atıkları biz nerede depolayacağız? Bu sorunu çok büyük yaşıyoruz. Hatta hatırlayalım ya, siz belki hatırlamazsınız gerçi ama 2005'ten 2007 yılına gelinceye kadar arkadaşlar ülkemizde nükleer atıklar söz konusu oldu. Misal hani işte zehirli varil olayları yaşandı gençler. İşte bunun sebebi de nükleer atıkların buralarda gömülü halde bulunması. Eskiden bu yana bu varillerin arkadaşlar ne olduğunu söylüyorlar? Gömüldüğünü söylüyorlar. İşte bu da nedir? Yani nükleer santrallerin çok yüksek oranlı hastalık taşıyan zehirleridir gençler. Bunları depolamak gerçekten çok zor ve güçtür gençler. Evet. Şu anda sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.